Yeni bir Franchise Dünyası programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mesut Süren Bey. Kendisi derneğimizin üyesi, franchise ve perakende danışmanı, aynı zamanda franchise marketin kurucusu. Mesut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Alpay Bey. Evet, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Peki, tabii benim perakende geçmişim. Ondan sonra franchise sektörüne eklemlenmem. Aslında bir alaylılık var. Üniversite evet. Döneminden beri evet. Ben aslında satış danışmanı olarak bir işte o dönemin oldukça meşhur departman store'u vardı galeride Printam. Orada ben Dexter ayakkabıda başladım. Daha sonra işte bir üniversiteden bir dönem bir yıl önceydi. Sonra işte üniversiteyi beraber kazandım süreyle beraber işte perakende de gene işte birçok markada çalışmaya devam ettim. İşte bu çalıştığım markalar içerisinde işte Nike, Konings gibi markalar vardı, F-Textil markaları vardı. Daha sonra üniversite bittikten sonra gene bir baktım ki aslında benim okuduğum bölümle ilgili bir işten daha ziyade perakende ile ilgili oldukça fazla deneyimim olmuş. Oradan aslında devam ettim. Mezun olduktan sonra DESA'da başladım. Marka ismi söyleyebiliyor muyuz bu arada? Tabii ki. Tamam. Bizde ülkenin önemli markaları. Yani. DESA'da başladım. DESA'da gene işte bu sefer biraz daha farklı işte geliştirme departmanında başladım. Daha sonra ilk aslında franchise'la tanışmam DESA'da başladı benim. 2006 yılında DESA işte borsaya açıldığı dönemde franchise operasyonu başladı. Sonra biraz aslında emekliye orada franchise işini öğrenmeye başladım. Yani perakendecilik yapmamın dışında franchise'a tanışmam DESA'da oldu. Sonra o şekilde devam etti. Hani aslında benim kendi kariyerimde çok fazla gıda dışı perakendede çalışma deneyimim var. Evet. Türkiye'nin çok önemli markalarında çalıştım. Bunun dışında işte Karaca Porseli'nin, Karaca'nın franchise sistemini kurduğum zamanında. Evet. Daha sonra işte Tergan Ayakkabı, işte Nezih Kitap Kırtasiye, onunla beraber bir oyuncak sektörüne adım attım. Yani aslında benim kariyerim hem işte perakende, franchise beraber devam etti. Son işte 7 yıllık süre içerisinde de danışmanlık tarafına geçtim. Danışmanlık tarafında da işte Avrupa merkezli, daha doğrusu Polonya merkezli Profi Sistem Grubu'nun Türkiye ortağıyım. Türkiye dışında 24 ülkede faaliyet gösteriyoruz. İşte Polonya'dan başlıyor, işte Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Romanya, oradan devam ediyor. Bu franchise marketten bahsediyoruz değil mi? Evet, yani Franchising Market bir portallar grubunun Türkiye bacağı. Ben Profi Sistem grubun Türkiye ortağıyım. Türkiye dışında 24 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Uzmanlık alanımız franchise ve perakende. Aslında bir yandan da cross-selling yapıyoruz. Yani benim tabii ki bir Türk olarak temel amacım Türk markalarını hedefledikleri yurt dışı pazarlarda büyümelerine yardımcı olmak. Öyle başladı. Ondan önce zaten bir dönem aslında yani eğitimle ilgili yurt dışında, yurt dışı ilgim bir dönemde Avustralya'da yaşadım ben. Orada eğitim amaçlı gitmiştim. Sydney'de yaşadım yaklaşık 1,5-2 yıllık bir süre. Oradaki potansiyeli ve iş yapış biçimlerini çok net gördüm. Yani Avustralya nüfusu olarak çok yoğun bir ülke değil ama ürettiği ekonomi olarak dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesi. İş gücünü çok verimli kullanıyor o zaman. Çok verimli kullanıyorlar. Yani doğal kaynakları var ama orada da örneğin franchise sistemi çok gelişmiş. Orada ben iş yönetimi okudum, business administration okudum. Oradaki franchise ekosistemini daha iyi anlamama yol açtı. Çünkü Avustralya yani multinational bir ülke, yani dünyanın farklı coğrafyalarından birçok insanın, yatırımcının orada iş yaptığı, orada yaşadığı bir ülke. O yüzden de çok uluslu bir yer Avustralya.
Orada bu işlerin nasıl daha evrensel bir şekilde yapıldığını çok yakından gördüm. Franchise ekosistemi çok gelişmiş. Hatta yani benim ilk Avustralya'ya gittiğimde franchise salonuna gitmiştim. Orada mesela çatıya anten takma işinin franchise yapıldığını görmüştüm. Ya da ne bileyim işte köpek gezdirme işi franchise yapıldığını görmüştüm ve bunlar yüzlerce var. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok iş kolunda, iş dalında franchise sistemi uygulanıyor. Bizde biraz daha bu daha sınırlı gibi. Hani daha çok gıda perakendecilerini yapabildiği bir şey gibi geliyor ama franchise evreni çok geniş. Yani çok dünyası farklı. Bence bizim de yavaş yavaş oralara geçmemiz lazım. Belki bu 90'lı yıllardan sonra franchise sisteminin Türkiye'ye gelmesi, işte ilk derneğin kurulması falan, onların özellikle Amerika'da başlaması 40-50 yıl yani. Hı-hı. Adamlar artık belirli bir aşamaya gelmişler. Biz ama çok hızlı gidiyoruz. Yani bayağı hı-hı, eskiden bakardık istatistiklere. Türkiye'deki yabancıların sayısı bu marka tescilinde şeylerden daha fazlaydı. Hı-hı. Türklerden daha fazlaydı. Hı-hı. Şu an Türkler geçmiş vaziyette. En az 2-3 katı geçmiş vaziyette. Dolayısıyla Türk markaları özellikle gıdada inanılmaz bir büyüme yaşıyor. Hı-hı. Ve bu markalar yurt dışına da açılmak istiyor. Peki hı-hı, marka açılmak istediği zaman atıyorum Belçika'da bir tanıtım yapmak istiyor. Bu aşamada sizinle temasa geçse, franchising marketingle bir çalışma yürütebilir mi? Ya tabii, ondan önce yani o konuda şu fikrimi söyleyeyim. Yani bizim Türk markaları olarak, işte yıllardır herkesle çalışıyoruz. Evet. Herkes, yani tüm markalar bizim işte dostumuz, ya patronları ya işte o işi yönetenler, arkadaşlarımız, bir mesai, teşviki mesaimiz var. Bizim girişimci ekosistemi olarak da bakıyorum. Sadece franchise için değil. Gerçekten bir işi başlatma ve bir noktaya kadar başarma kaslarımız çok gelişmiş. Yani çünkü bizim böyle bir yeteneğimiz var. Yani biz kendi işlerimizi yani hani bir tırnak içinde gözü karalıkla çok güzel başlayabiliyoruz. O konuda kimsenin pek cesaret edemediği bir tarafımız var. Hani hep şey derler işte, iyi bir futbolcu olmak için zengin çocuğu olmamanız lazım. Çünkü çok meşakkatli bir yol futbolcu. Yani her gün belli bir isimle kalkacaksın, antrenman yapacaksın, uğraşacaksın, didineceksin. Orada çok farklı hikaye var. Ben girişimcilik ekosisteminin de buna benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani orada hangi işi başlatırsanız ve geliştirirseniz geliştirin, orada çok çaba, çok pes etmeme, çok uğraşı, emek, kan ter, gözyaşı var. Evet. O yüzden de biz daha gelişmiş ekonomilerdeki insanlara göre bizim kendi iş insanlarımız hep yani daha yeni bir şeyleri başlatıp onu sürdürmüş şirketler var. Bir bakın. Yani Avrupa'daki gibi yüzyıllara dayanan şirketlerimiz yok yani. Bizde çok nadir. Doğru. Bizde daha kısa dönemli şirketler var. Doğru. Ama belki Avrupalı meslektaşlarına göre ya da şirketlere göre de çok daha hızlı büyümüş. Onların 50 yılda yapamadıklarını biz 5 yılda daha fazlasını yapabiliyoruz. Bunlar bizim güzel taraflarımız, iyi taraflarımız. Ama o bilgi, o deneyim, o know-how bir yere kadar bence yeterli olabiliyor. Ondan sonra başka hikaye giriyor işin içine. Yani nedir? Bence sistem giriyor. Biz o tür konularda biraz zayıfız. Hani bir laf vardır işte, İngiliz gibi baş, Türk gibi başla, İngiliz gibi bitir. Yani ben ona çok inanırım ve severim de o lafı. Biraz bizim orada hani işi başlattık, tamam çok güzel. İlerletmemiz lazım ama çok daha ileri taşımamız için bize çok daha profesyonel bir bakış açısı gerekiyor. Kurumsallaşma gerekiyor. Profesyonel destek almayı sevmiyoruz. Hele hele bir belirli bir aşamaya getirdiysek, ya buraya kadar ben yaptım, geri kalanı da zaten yaparım. Evet. Ya o işe niye para vereyim, o fikre niye para vereyim diye. Otoparka da para vermek istemiyoruz. Yani otoparka bir hizmet alıyoruz. Otopark için ödediğimiz para bizim için zul geliyor değil mi? Ama
senin hayatını kolaylaştırıyor. Yani evet. Aslında tüm aslında işte time management ecnebilerin dediği tam aslında o. Yani sen bir otopark örneğinden yola çıkarsak ben buraya gelirken işte otoparka para vermeyebilirdim ama doğru yeri bulmak için muhtemelen bir yarım saatimi harcardım yani boş yeri evet. bulmak için. Ama otopark çok yakında, hemen bırakıyorum otoparka. 5 dakikamı almıyor. Yani benim zamanım aslında otoparka ödeyeceğim paradan çok daha evet, kıymetli. Evet. Aslında tüm bu danışmanlık meseleleri de böyle. Bu perspektifle bakmalıyız. Evet, yani daha dün bununla ilgili bir yazı okumuştum. Türk iş adamları ufak şeylere takılıyor. Muhasebeye gidiyor, ufak hesaplara bakıyor, şudur budur. Avrupalı iş adamları gayet rahat seminerlere gidiyor. Kendi meslektaşları, yöneticilerle bir araya geliyor. Yani işini daha iyi nereye götürürme bakıyor. Bizimkiler işte kaçta geldi, kaçta gitti, şu oldu, bu oldu. Ya bir dakika, sen artık ya sen patronsun ya. Sen artık ufkun açık olsun. Onunla ilgilenecek senin profesyonellerin var. Yani %100 haklısınız evet, ya. Çok evet, haklısınız. Evet. Yani küçük şeyle uğraşa uğraşa bir insan zihninin de biraz belirleyici olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani bizim beynimizin bilinç dışı bir alanı var. Ne söylersen ona inanıyor. Sen evet. Küçük şeylerle uğraşırsan aslında küçük bir dünyan oluyor. Ama evet. daha vizyoner, daha büyük şeylerle zihnin ulaşırsa senin kapasiten, düşünce biçimin, hayatı algılayış biçimin daha geniş bir perspektiften oluyor. Yani bizim aslında zor tarafını yapıyoruz. Bunu bir öz eleştiri olarak deminden beri konuştuklarımızı tüm iş dünyası evet. için söylemek istiyorum. Biz de onun bir parçasıyız sonuçta. Biz de farklı evet. değiliz. Biz de değişmeye çalışıyoruz. Evet. Ben kendi adıma bunu söylüyorum. Yani ben Avustralya'da yaşamadan önce, işte bir dönemde Amerika'da yaşadım. Oradaki öncesiyle sonrasında Mesut olarak çok büyük farklılıklar gördüm kendimde. Ya ben de o zaman öyle düşünmüyordum ama... Bakış açın değişti. Ya %100. Yani biraz tam tabiri caizse kafam açıldı. Öyle gördüm. İnsanlar bir işi nasıl başarıyor, nasıl sonuca ulaştırıyor, bunun için ne yapmaları gerekli ve bunu nasıl yapıyorlar ve bu yaptıklarında nasıl sonuçlar alıyorlar. Bunların hepsinin çok net ben sonuçlarını gördüm. Yani bu ve ben de aslında değil mi, bu ülkeye sorumlu da hissediyorum tabii ki. Yani biz sonuçta bu toprakların ürünüyüz. Bizi bu işte topraklardan işte devlet büyüttü, yerde bir şekilde okullarında okuduk. Yani ben bir sorumlu kişi değilsin. Kişi olarak kendimi sorumlu hissediyorum burada. Yani bizim bir işi daha iyi yapabilecekken kapasitemizin altında kalmak. Yani hani Messi gibi bir yeteneğe sahipsiniz. Dünyada çok çok iyi noktalara gelebilirsiniz ama yapıdan dolayı siz daha mahalli liglerde oynuyorsunuz. Yani bu aslında o yeteneğe biraz ihanet oluyor. Doğru, doğru. Benim de biraz hani Türk mantığıyla ilgili böyle bir perspektifim var. Biz çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Yani bugün dünya çapında markalaşma olarak sınırlı sayıda dünyada markalarımızı sayarken bu en az 10-20 kat daha fazla olabilirdi ve her sektörde. Bizim öyle bir kapasitemiz var. Ben insanımıza, çalışkanlığına, aklına, dürüstlüğüne, o ferazisine çok inanıyorum. Girişimciliğine. Ama yani büyük denizleri, okyanusları geçip küçük sularda bazen boğuluyoruz. Bunu değiştirmemiz lazım. Evet. Ve bu değişebilir. Türk şirketlerinde, özellikle aile şirketlerinde bunun bir nedeni de korkuymuş. Eldekini kaybetme korkusu. ama ne oluyor? Sen kendin veya kardeşinle birlikte başladın. Sonra çocuklar büyüdü. Çocuklar, onun çocukları filan bir profesyonele vermiyorsun. Aile bu sefer bölünmeye başlıyor. Türkiye'de de çok var. Aynı şey altında, tabela altında farklı farklı şirketler var. Koskalar gibi. Evet, evet. Yani ya niye bir bütünleşin, Avrupa'ya, dünyaya açılın? Yok, ayrı ayrı şirketler. Ondan sonra aynı ismi de kullanıyorlar soyadından dolayı. Bunun gibi çok örnekler var.
İşte ileriyi görmüyorlar, profesyonellere vermiyorlar. Belli başlı Türkiye'de şirketler var, çok büyük holdingler. Onlar profesyonellere vermiş vaziyette, kendileri kenara çekiliyorlar. Tamam, yönetim kardeşim diyorlar, biz kendi işlerimiz var, diğer yatırımlar var, onlara bakalım. Ama onun dışında biraz orta ölçekli bu aile şirketleri gün geliyor, onlar işte bir yere kadar geliyor. Birkaç seneden sonra işte 10, 20, 30, 40 ondan sonra dağılıyorlar. Çünkü yeni sisteme adapte olamıyorlar. Evet, yani update edemiyorlar kendilerini. Evet, 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 evet. Ya şimdi şöyle, ben en büyük sorunlardan bir tanesinde yani bunu bir, bu konuşmaları bence bir öz eleştiri gibi de görmek lazım. Tabii ki hepimiz için. Yoksa hani ya bir şey değil, daha genel, daha böyle et diye süt diye dokunmadan konuşabiliyorum ama ben öyle bir insan değilim. Ya ben doğru bildiğimi insanlara aktarmayı elimden geldiğince bir görev olarak düşünüyorum, hissediyorum. O bizim yani bununla ilgili bir konfor alanımızdan çıkamayışımızın da çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani konfor alanımız bizi mahvediyor. Konfor alanımız bizi tüketen, gün be gün bizi mahveden gerçekten, bizi ilerletmeyen en temel problemlerden bir tanesi. Ve aslında birçok Türk şirketi işte yurt dışına açılmama nedenlerinden bir tanesi veya Türkiye'de iş yapmaya devam etmesinin nedeni konfor alanları. Çünkü bildikleri pazarlar, işte bildikleri müşteri. Riske girmek istemiyor. Risk daha minimum, daha sıkıntılı bir durumda görmek istemiyorlar belki kendini. Öyle hayal ediyorlar. Ama hayat öyle değil ki. Hayat zengin. Hayat tek bir seçenekte değil. Şu anda ülkemiz biraz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Yani hani en ev kadının bile en hani basit bir perspektif var. Yumurtaları aynı sepete koymama. Biz şu anda hani konuşuyoruz da bu çekimden önce de konuştuk yani. Perakende de franchise sektörü zorlanıyor. Olabilir. Yani her ülkenin iniş çıkışlı zamanları oluyor. Ama bizim marka olarak ihracata ihtiyacımız var. Daha doğrusu Türk devleti olarak ihracata ihtiyacımız var. Daha fazla. Bu da markalardan geçiyor. Yani biz birçok markamız yurt dışında daha fazla olsa, daha dünyanın her yerinde iş yapabilsek ihracatımız artacak. Aslında franchise ihracatı geliştirmenin en kolay yolu. Bence en kolay, en birinci yolu. Ben kesinlikle hizmet ihracatı, know-how'la yürü git. Tabii ki. Bizim ama işte daha sonra da yumurtaları aynı sepete koymamızdan dolayı sadece TL kazanmak yetmez. Yani bizim markalarımızın işte dolar, euro, dinar, tüm bu para birimlerini kazanmamız lazım. Bir denge, bir organizasyon olsun. Doğru, doğru. Yani bunu mecburen yapmak zorundayız. Bu konfor alanlarımızdan çıkmamız lazım bizim. Çünkü ülke dinamikleri hep aynı değil. Bugün iyisin ama yarın bir gün kötü olabilirsin. Ama dediğiniz gibi sepetleri farklı alanlara koysanız o farklı ülkelerde yürüyüp gidersin. En azından riskleri böldüğün için sıkıntı yaşamazsın. %100. Yani bunu bence yapabiliriz. Daha fazla o cesaretimiz, Türk iş insanları olarak söylüyorum. Bizim işte birçok konuda yeteneğimiz çok fazla. Ama artık bunu biraz daha konsantre olmamız lazım. Ve bu minvalde çalışmalarımızı yapmalıyız. Yani artık ne iş yapıyorsak, işimizin hangi tarafını geliştiriyorsak, eğer biz yurt dışına business plan olarak bunu koymuyorsak yurt dışında büyümeyi, yani bizim işimiz eninde sonunda geri gitmeye, maalesef ilerlememeye, kapanmaya belki yani mecbur kalacak. Ben öyle görüyorum. Evet. Sizin yani eski tecrübeniz daha çok tekstil sektörü, hı, ama son dönemde gıda sektörüyle de ilgilendiniz. Hı hı. Türk markalarının işte yani Kuzey Afrika, Avrupa, hı hı, veya Türkiye Cumhuriyetler açılımları nasıl görüyorsunuz? Yani zaten ilk başta bir Türk markasının gıda perakendecileri veya gıda dışı perakendecileri biraz derli toplu kendini hissettikten sonra İlk gitmeleri gereken, benim de önerdiğim pazarlar aslında en kolay ulaşılabileceğim, belli bir işte kültür, gelenek yapısından gelmiş pazarlar.
bu iş ne nedir? İşte Türkiye Cumhuriyetler. Yani Azerbaycan burada çok aktif. Ben Azerbaycan'ı hap olarak görüyorum. Onu birazdan geliriz. Yani orada yakın zamanda onu ayrı bir konuşmayı yaptık. Evet. İşte diğer Türk devletleri, işte Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan öyle gidiyor. Tabii ki Balkan ülkeleri. Hani bizim Osmanlı'dan gelen bir orada bir şey yakın kültürleri. Ya yani çok kültürler. Hani en azından hala Türkçe konuşuluyor, hala evet. işte Türk evet. dizileri izleniyor. O Balkan ülkeleri bence çok kuvvetli olabileceğimiz yerler. Doğu Avrupa. Doğu Avrupa'da özellikle Polonya o bölgenin temel yeri, temel ülkesi. Herkes Polonya'daki fuara giriyor. Fuara geliyorlar franchise fuarına. Bu Ekim ayında da bizim grubun bir fuarı var Varşova'da. Ne zaman dediniz? Ekim ayı içerisinde, bu ay evet. içerisinde. Evet. Tam tarihi şu anda yanlış telaffuz etmiyorum ama ay sonuna doğru. Orada işte çünkü herkes bir bakıyor yani Macaristan'dan gelen, Hırvatistan'dan gelen, Bosna'dan gelen yatırımcılar bir Polonya ana hap olduğu için oradaki fuara geliyorlar. O fuara katılmalarını tavsiye ediyorum. Biz de destekliyoruz franchise market olarak. MENA bölgesi, yani Middle East North Afrika bölgesi Türk markaları için nispeten daha kolay pazarlar. Orada da işte birçok yerde bizim partnerimiz var. Birçok Türk markalarını da o bölgede büyümelerine destek olduk. Ve çok da güzel gidiyorlar. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, oradan işte Tunus, Cezayir, Fas öyle ilerliyor. O bölgeler çok kuvvetli. Yani bu bölgelerin hiçbirinde veya tek tük bir yerinde iş yapmış insanlar, markalarımız, iş insanları çok büyük fırsat kaçırıyor. Onu spoiler olarak söyleyeyim. Çok büyük fırsat kaçırıyorlar. Yani Türkiye'de yaptıkları rakamların çok çok üzerinde sonuç alabilirler. Çünkü her pazarın hikayesi başka ama her pazarın potansiyeli ve iş yapış biçimi de farklı. Doğru. Yani bunu doğru kurgulayıp, doğru algılayıp o pazarlarda işlerini geliştirmelerin çok pekala mümkün. Bunun dışında Avrupa ve Amerika pazarı kalıyor. O pazarlar da inanılmaz büyük pazarlar. Yani Amerika'nın bir günlük satın alma konusunda ülke olarak harcadığı parayı biz ihracat olarak bir yılda anca yapabiliyoruz. Yani öyle bir ekonomiden bahsediyorum. O pazarlarda farklı stratejilerle büyümek de mümkün. Franchise ile hem Avrupa'da hem Amerika'da büyümek mümkün. Onu da işte nasıl olacağını danışmanlık alarak markalarımız gerçekleştirebilirler. Evet. Bu konuda biz sonuna kadar yanlarındayız. Ben diyorum ki 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda uğraşıp yapamayacağınız, belki o noktaya gelemeyeceğiniz işleri birkaç yıl içerisinde kişinin uzmanlarıyla çalışarak o pazarlarda nasıl hareket etmenizi, nasıl girmeniz gerektiğini yöntemlerini öğrenerek ve bunu uygulayarak yapabilirsiniz. Bu dünyanın en zor bilgisi değil ama bu bilgi. Bunu yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz ama kendi başınıza yapar mısınız? Yaparsınız. Ama 15 yıl, 20 yıl o noktaya gelmeniz lazım. Kişiden kişiye belki biraz daha aşağı azdır, biraz daha yukarısı olur. Ama buna gerek yok. Yani yanınızda hemen otopark var. Oraya arabanızı bırakın. Yani hayır, bir saat harcamayın. Yani şöyle bir şey var. Onun gibi. Herkesin bir uzmanlık alanı var. Evet. Yani siz elbisenizle ilgili, kıyafetinizle ilgili bir şey olduğunuz zaman oturup terzilik öğrenmiyorsunuz, terziye götürüyorsunuz. Veyahut da evde bir elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman elektrikçiyi çağırıyorsun. Yani kitapları araştırıp da bunu ben yapayım demiyorsun. Evet, evet. Yani herkesin bir uzmanlık alanı var. Bu konuda da sizin bir uzmanlığınız var. Dolayısıyla firmalara bu konuda ciddi anlamda destek verebiliyorsunuz. Yani kesinlikle öyle. Bunu benzer işi siz de yapıyorsunuz. Siz de yıllardır sektöre emek veren, hizmet veren, orada sizin deneyiminiz, bilginiz çok kıymetli. Yani sadece bunu ben kendim için söylemiyorum. Yani biz sektöre hizmet veren bir grubuz ve sayımız da çok fazla değil. Evet. Gerçekten bu işi layıkıyla yapan, bu konuda emek gösterip
çaba gösterip bunu bir noktaya getiren insanların sayısı çok fazla değil. Ama ya birileri de bu işi yapıyor yani, baş koymuş. Evet. Gelip onlardan faydalanın. Eğer bundan yeterince faydalanmıyorsanız o artık biraz sizin kabahatiniz yani. Doğru, doğru. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Şimdi biraz da bu Azerbaycan konusuna değinecek olursak, yaklaşık bir 15-20 gün evvel orada bir perakende zirvesi oldu. Evet. Bunun Türkiye tarafındaki mimarlarından biri de sizsiniz. Evet, evet. Buradan birçok markayı aldınız, oraya götürdünüz. Evet. Nasıl geçti? Türk markalarına ne gibi faydalarınız oldu? Şimdi şöyle, Azerbaycan pazarını ben bir hap olarak görüyorum. Yani sadece Azerbaycan olarak değil, oradaki işte nasıl Polonya'yı ben Doğu Avrupa'nın bir geçiş merkezi, bir center olarak görüyorsam, İstanbul'da işte Avrupa'yla Doğu'yu birleştiren bir merkez gibi, Bakü'de işte Türk devletleri orada, diğer Türkiye Cumhuriyetleri'nin olduğu bölgede, Rusya dahil, bir hap noktası, yani bir bileşim noktası. Orada insanlar bir bakıyor ne oluyor, ne bitiyor. Ve ben çok fazla biliyorum işte orada faaliyette olan, Bakü'de özellikle franchise olarak girmiş orada pazarda olan birçok marka Türk devletlerinin oradan büyüdü. Hı. Çünkü oradan baktı. Bir kapı gibi görüyor. Kapı yani. Gibi tabii ki. Yani biz bunu şöyle iki farklı deneyimiz oldu orada. Biz franchise market olarak hem Mayıs'ta düzenlediğimiz Türk Devletleri Ekonomi Forumu'nu destekledik. Orada da çok ciddi katılımcı vardı. Onu Azerbaycan Franchise Derneği ile beraber organize ettik. Türkiye bacağında ben vardım. İşte birçok iş insanı, markalar gitti. Bu yeni yaptığımızda Türk Devletleri Ekonomi Forumu'ndan biraz daha farklıydı. Çünkü bu sefer daha konsantrasyonumuz, fokusumuz perakende ve franchise'de. Diğerinde çünkü çok daha fazla sektörler vardı. İşte inşaat firmaları geldi, lojistik firmaları geldi, onun gibi. Ama bu yeni yaptığımız şeydi. İşte oradaki Business Merkezi Derneği ile yaptık, bunu organize ettik. Ve DK Agency ile. Çok güzel oldu, çok büyük bir katılım oldu. Yani o bölgede sadece Azerbaycan'dan yatırımcılar değil, işte Özbekistanlı, Kazakistanlı, Türkmenistanlı, yani o bölgenin Rus birçok yatırımcı geldi. Çok güzel paneller oldu. Oradaki panellerin bir tanesini ben yönettim, bir tanesinde konuşmacıydım. E-ticaret işi çok gelişiyor orada. Evet, offline mağazacılık hala çok büyük potansiyeli var. Çok büyük yatırımcı gruplarla tanıştık. İlişkilerimizi biraz daha geliştirdik. Çok canlı, katılımı çok fazla. Çünkü bizden biraz daha heyecanlılar. Heyecanlılar, evet. Çünkü bizim geçtiğimiz yollardan Türkiye olarak, onlar biraz daha hani Türkiye bir abileri olarak tasvirlersek bizi takip ediyorlar ama çok daha sağlam gittiklerini düşünüyorum. İş yapış biçimleri çok daha fazla. Ekonomileri o bölgenin özellikle şu son dönemlerde gayet iyi gidiyorlar. Çünkü doğal kaynakları var. Evet. Yani çok şahane bir etkinlik oldu. Çok yeni dostlar kazandık. Eski dostlarımızı gördük. Çok fazla katılımcı vardı perakende zirvesine. Ve gerçekten de büyük ses getirdik orada. İnşallah seneye gene 2025'te Mayıs ayı içerisinde bir benzerini yapacağız. Mayıs ayı, yani senede bir kere değil. Evet, senede bir kere gibi. İşte bunu ilk iyiydi zaten bu. Hı-hı. Senede bir, belki iki yaparız artık. Hayır, bir potansiyeli varsa niye olmasın? Potansiyel çok fazla var. Evet. Biz onu hani bizim oradaki partnerlerimizle konuşuyoruz. Dolayısıyla Türk markalarının özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan oralarda yatırımcılarla buluşmasına bayağı bir fayda sağladınız. En azından bundan sonrasında da bir onlara bir çalışma yaptınız. %100. Yani bizim zaten konsantrasyonumuz franchise market olarak. Bizim
birçok dünyanın her yerinde neredeyse artık bunu söyleyebilirim. Önemli pazarların hepsinde temsilcilerimiz var. Evet. Biz zaten franchise marketin bağlı bulunduğu portallar grubu 24 ülkede var. Türkiye ile beraber 25 ülkedeyiz. Onun dışında işte franchise ekosisteminde işte oranın işte Mesutları, işte Alpayları, Osmanlarıyla zaten hep bir görüşüyoruz, işbirliği halindeyiz. Onlar evet. Türkiye pazarından kendi markalarını getirtmek istiyorlar, yatırımcı bulmaya çalışıyorlar. Biz de kendi markalarımızı onların pazarlarına sokmaya çalışıyoruz. Ama bence bunu biz Türk markalarını onların pazarlarına sokma konusunda daha başarılıyız. Birçok Türk markası bunu gayet layıkıyla yapıyor. Tabii gıda dışı perakende markaları, yani bizim bildiğimiz işte erkek giyim, kadın giyim, ayakkabı markaları, işte tekstil markaları, yurt dışında büyüme konularında çok daha başarılı. Onun örneklerini de biliyoruz. Evet. İşte bugün özellikle işte hem gelişmiş ülkelerde hem de işte demin bahsettiğimiz olduğum pazarlarda birçok markamız zaten var. Ama bizim gıda perakendecilerimiz diğer markalarımıza göre çok daha iyi var. Yani henüz ne bileyim işte emekleme aşamasında. Çok emekleme aşamasında. Aslında bir yandan da bu büyük fırsat. Yani. Bunu layıkıyla yapan başında dostlarımızın olduğu birkaç markamız var. Ama hazır giyim perakendesi veya gıda dışı perakendecilerine göre çok daha yolun başındalar. Aslında bir yandan da bu çok büyük bir fırsat. Tüm gıda perakendeleri için. Hani bir tabiri caizse suyun maçları tutulmamış. Yani. Bugün bizim anlı şanlı çok başarılı kahve zincirlerimiz var. Fast food zincirlerimiz var. Restoran zincirlerimiz var. Çok yani başarılı döner zincirlerimiz var. Yani bizim dünyada en bilinmiş markamız bence Türk olarak döner. Ama bir tane yani. Zincirimiz yok. Bir markamız var. Onları da çok seviyorum. Bence onlar bu işi başaracaklar yurt dışında. Yani var markalarımız. İstiyoruz ki çok markamız yurt dışında olsun. Dünyanın hangi ülkesine gittiğimiz zaman Türk markasını orada görelim yani. Ya tabii ben dünyanın herhangi bir yerine gittiğimde yani bir markamızı gördüğümde aileden birini görmüş kadar seviniyorum. Yani evet. Bizi artık nasıl yetiştirdilerse. Ama normal. Öyle bir normal. Bağlılık var ülkeye yani. Yani normal. Şey gibi kendi evinde hissetme hali. Biz Türkler tabii biraz daha duygusalız herhalde ona bağlıyorum yani. Ama bu güzel bir şey ya. Yani çok, milli çok, bir gurur tabii. Yani. Neticede gurur milli diyoruz. Takım bir gol attığı zaman herkes seviniyorsa oradaki bir Türk markasının orada olması bizi mutlu eder. Gürürüz. Yani farklı gürürüz. Bir şey düşünmemek lazım. 2025 nedir hedefler? Ne yapmak istiyoruz? Neler yapmak istiyoruz? 2025 güzel bir soru. Fuara katılacağız tabii. Yani fuar geçen sene güzeldi ama bu sene üzerine koya koya bileceğini düşünüyorum. Evet. Ya benim aslında 2025 yılında hani biraz daha zor geçeceğini öngörüyorum. Yani tüm işte ekonomi yani yönetimi bunu daha düzeltmek için elinden geleni yapıyor ama iç pazar biraz daralacak. Ama hani derler ya kötü ev sahibi ev sahibi yapar aynen diye. Öyle, yani bu daralma olmasa millet yurt dışına kaçmak için bir şey ama burada keyfi yerinde olsa niye gitsin ki? O zorlanmanın olması lazım bence yurt dışına açılmak için. Ya şimdi şöyle bir durum var. Geçen bir makalede okudum. Burada alışveriş merkezlerinde büyüyen çocuklar yürüme zorlukları çekiyormuş. Çünkü alışveriş merkezleri dümdüz. Evet. Yani orada küçüklükten beri dümdüz alanda yürümeye başladıktan sonra denge problemleri yaşıyorsun. Yani insanın gelişmesi için engebe lazım. Rampa inmiyor, rampa çıkmıyor. Rampa inmiyor, rampa yürüyen merdiven. Sadece dümdüz gidiyor. Bize engebe lazım. Bize eğim lazım. Bize bir tepe olduğunda aşmamız lazım. Doğru. O tepeden geçtikten sonra öbür tepeyi aşmamız lazım. Yokuş aşağı inmemiz lazım. Yokuş yukarı çıkmamız lazım. Bizim yani fiziksel olarak o dengeyi sağlayabilmek için, denge problemini yaşamamamız için
zorluğu görmemiz lazım. Engebeli yerlerden geçmemiz lazım. Tam da aslında böyle görüyorum. Yani bizim şu anda ekonomiyle ilgili ülkede yaşadığımız sıkıntılar bu engebeler. Onlar bizi geliştiriyor. Doğru. Zehir, yani panzehir, zehrin belli bir bölümünü yaparak kullanılır. Yani biz aslında o gerekli olan kısmı kullandığımız zaman o zehir bize şifa olur. O bize panzehir olur. Yani bizim hayatta yaşadığımız zorluklar, sıkıntılar, problemler bizi geliştiren, iyileştiren, aslında bir adım sonra daha ileriye taşıyan şifalarımızdır. Ben şu anda ülkemizde yaşadığımız bu ekonomik zorlukları, sıkıntıları, problemleri, daha böyle bağışıklığımızın güçleneceği, kendimizi daha sağlıklı hissedeceğimiz süreçler olarak görüyorum. Yani bizim aslında güçleniyoruz. Biz oradaki yaşadığımız sıkıntılar, dertler, problemler bize aslında bir süre sonra şifa olarak geri dönecek. Çünkü biz orada öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz. Bunun en büyük farklarından bir tanesi, demin de çok güzel ifade ettiniz, işte kötü komşu insanı ev sahibi yapar gibi, biz Türk markalarını, işte Türk iş insanlarını yurt dışında iş yapmaya teşvik ediyor bu durum. Evet. Çünkü bizim yani markalar olarak da buna ihtiyacımız var. Yani devlet politikası olarak da ihtiyacımız var. Yani biz ihracat yapmak zorundayız. Evet. O yüzden de bunun birinci yolu franchise verme. Ben de tüm franchise ekosistemine şunu diyorum. Siz bunu bir noktaya kadar pekala yapabilirsiniz. Ama sistemi kurma, o organizasyonu yapma, o inovasyon, o işte ekosistemde yer edinme vesaire yıllar yıllar harcamanız lazım. Ben de diyorum ki bu işin ehli olduğunu düşündüğünüz insanlarla beraber çalışın. O pazarlarda deneyimi olan, network'ü olan, o pazarlarda nasıl iş yapılacağını bilen insanlarla, organizasyonlarla, yani danışmanlık gruplarıyla çalışın. Emin olun 10-15 yılda kat edeceğiniz, geleceğiniz noktaya birkaç senede ve daha sağlıklı geleceksiniz. 2025'i eğer bu şekilde geçirirseniz, bu perspektifle, bu vizyonla geçirirseniz Türk markaları olarak büyük fark yaratacağınızı düşünüyorum diğer rakiplerinize göre. Ama artık tabii bu zorluğu ihracatla veya başka tedbirlerle aştığınız takdirde en azından 26-27 daha da rahat bir şekilde geçebilir. Ama bu dönemi ihracatla özellikle aşmak lazım. Türk markalar için söyleyeceğimiz şey. %100 Mesut Bey, çok teşekkür ederiz. Güzel şeyler anlattınız, güzel fikirler verdiniz. Özellikle Türk markalarının bildiğimiz şey aslında, hep söylüyoruz ihracat yapalım diye, ama nasıl yapalımı siz ortaya koydunuz. Yani evet. Bu şekilde insanların profesyonel bir şekilde hizmet alıp yurt dışına açılmasının çok faydalı olacağını söylediniz. Özellikle Türkiye Cumhuriyetler'de bu konuda inşallah Türk markaları gelecekte daha da iyi yerlerde olacaktır diye umut ediyoruz. Yani inşallah biz burada hazırız. Biz sektörün paydaşları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yani sonuçta işte derneğimizde, UFRAT'ta buna tüm işte yönetim kurulu olarak çok büyük destek veriyor. Siz de yönetim kurulunda olan bir birisi olarak desteklediğinizi yakından biliyorum. Çok teşekkür ediyorum yani UFRAT yönetimine de bu arada. Yani en temel işte Mustafa Bey'den, başkanımızdan başlayıp tüm üyelere kadar aslında böyle bir motivasyon, böyle bir istek, çaba var. Bunu hep beraber başaracağız. Biz gerçekten aynı gemideyiz. Doğru. Ya beraber çıkacağız ya beraber batacağız ama yani İnşallah. Ülke olarak birçok şeyi başardığımız bir ulusun evlatları olarak çok çok daha iyi şeyleri başaracağımıza ben yürekten inanıyorum.
Evet, ben de aynı fikirdeyim sizinle. Müslü Bey çok teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet, bugünkü konuğumuz Mesut Bey, Mesut Süren Bey. Markanızı yurt dışına taşımak istiyorsanız, neresi olursa, Avrupa olsun, Türkiye Cumhuriyetleri olsun, Mesut Bey diyor ki, biz buradayız, size destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız. Sadece Türkiye olarak düşünmeyin, dünyada çok yer var sizin markanıza ihtiyaç duyan. Bu markanızı biz sizin adınıza oralara taşımaya hazırız diyor. Evet, franchise ve perakende danışmanı, aynı zamanda franchising marketin kurucusu Mesut Süren Bey'e teşekkür ediyoruz. Bugünkü İstanbul Aydın Üniversitesi'nden yaptığımız yayının sonuna geldik. Teşekkür ederiz.